Selamünaleyküm dostlar. Son haberlerle karşınızdayız. Önemli gelişmeler var. Özellikle İran'da orduya ait bir üssün yakıldığı haberi var. Yine Amerika, Türkiye F-16'larına Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla izin vermiş durumda. Tabii ki de hala iki aşama daha var. Tüm detaylarla karşınızdayız. İlk olarak Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla ülkemizde Kars'ta büyük bir tatbikat düzenlenecek. Tatbikata Azerbaycan askerlerinin katılacağını da not düşelim. Azerbaycan'la Türkiye Ermenistan sınırında Kars'ta büyük bir tatbikata başlıyor. Təlimə cəlb edilmiş hərbi qulluqçuların və texnikaların Kars şəhərinə yola salınması münasibətilə mərasim keçirilib. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Yine birkaç gün önce Ermenistan'da gözaltına alınan iki Azerbaycan askerimiz dün tutuklanmıştı. Azerbaycan'ın buna karşılık verebileceği yönünde Azerbaycan medyasında haberler servis edilirken İran propaganda hesapları ise kendisini dev aynasında görmeye devam ediyor. Çocukça yapılan paylaşımları görmektesiniz. Fotoğrafta İran önünde diz çöken ülkeleri de görmektesiniz. Yine İran demişken İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen kendisi Azerbaycan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek. İran'dan ilk tepki gelmiş durumda. İran bu ziyaretlerin kabul edilemez olduğunu duyurdu. Bilindiği gibi özellikle geçen günlerde Azerbaycan Dışişleri Bakanı İsrail'e gitmiş ve burada çok sayıda anlaşma imzalamıştı. Yine Türkmenistan askeri geçit törenlerinde daha öncesinde İsrail yapımı kamikazeler ve çeşitli zırhlı araçlar dikkat çekmişti. Türkmenistan ziyaretinin yıllar sonra 28 yıl sonra yapıldığında not düşelim. Bakan düzeyinde ziyaretten bahsediyoruz. 28 yıl sonra bu ziyaret yapılacak. İran'dan da tepki var. Yine karşı hamle de geldi aslında. Eski İran Şahı ile ilgili haber aktaralım. İran'ın son Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Veliaht Prens Rıza Pehlevi İsrail'de Pehlevi Başbakan Benjamin Netanyahu ve İsrail İstihbarat Bakanı ile görüşme gerçekleştiriyor. Pehlevi ailesinin 1979 devriminden bu yana Amerika'ya sığındığını da hatırlatalım. Baba Pehlevi'nin İsrail'le sıkı ilişkileri bulunduğu ifade edilirken ziyaretin önemli olduğu ifade ediliyor. Buradan da fotoğrafı görmektesiniz. İsrail rejimi de yine bir şeyler planlıyor. Bunun dışında Ermenistan'ın 2023 yılı içerisinde yeni silahları elde etmek için işbirliği kapsamını genişlettiği duyuruldu. Yapılan resmi açıklamada 3 düzineden daha fazla sözleşme imzalandığı ifade ediliyor. Asker maaşlarının 2 katına çıkarılması da an itibariyle duyurulmuş durumda. Ermenistan-Azerbaycan sınır bölgesinde devlet sınırının korunması için gerekli sistemler, mühendislik, inşa, eğitim ve diğer araçlar elde edilmiştir ifadesi kullanılıyor ki devlet sınırı falan yok Ermenistan'ın hayali sınırları. Yine Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin havacılığı an itibariyle iniş, nakliye ve sığhi görevler için yeni modern çok amaçlı helikopterle donatıldığını ifade ederken Amerika'nın desteğiyle Ermenistan Savunma Bakanlığı'na çok sayıda yardım yapıldığı not düşünmüş. Yine 2024'te kendine hayır olmayan Ermenistan'ın uzay çalışmalarına, Mars çalışmalarına katılacağı ve merkez olacağı iddia edilirken muhtıranın imzalandığı belirtiliyor. Dediğimiz gibi daha yürüyecek gücü olmayan Ermenistan Mars'a gitmeye çalışıyor. Ermeni medyasında şu haber servis edilmiş. Ermenistan'ın Mars'a gitmesinin 20 ila 30 yıl içerisinde gerçekleşebileceği iddia edilirken bunun Ermenistan için çok büyük ve önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Hepimiz evreni fethetme, onu yeni bir ev yapma hayali için buradayız ve bu yönde çok büyük bir adım şeklinde Ermenistan'da Havacılık ve Uzay Başkanı Meher Mehrabanyan açıklamalarda bulunuyor. Bu haberler bizi güldürmüş durumda. Yine Azerbaycan medyasında ise artık gündem ekonomi. Neden bunu diyoruz? Azerbaycan'da petrolden sonra ne olacağı sorgulanıyor. Dünya ekonomik sisteminin dönüşümü, özellikle 2026'dan sonra Azerbaycan'da petrol üretimi ve ihracatındaki düşüş tahminiyle birleştiğinde Azerbaycan ekonomisinde köklü değişiklik için sadece düşünmemiz değil, aynı zamanda aktif olarak hareket etmeliyiz ifadesi kullanılırken görüldüğü gibi Azerbaycan medyasının aslında çok sayıda ekonomi haberi paylaşılmış. Örneğin domates ihracatı düştüyse fiyat neden arttı şeklinde. Yine patates fiyatları da sorgulanıyor. Soğan fiyatları da sorgulanmış durumda. Azerbaycan'la ilgili şunu söyleyelim. Azerbaycan'da bir İran ajanının daha tutuklandığı duyuruldu. Bu kişinin dostlar Seyit Agasav Hurşidov oldu.
İran'ın Kum kentinde sözde dini eğitim aldığı da not düşürmüş ve kendisi Azerbaycan tarafından yakalanarak tutuklandı. Bunun dışında dostlar neler paylaşılıyor derseniz, İran'da Beyzlik üssü ateşe verilmiş durumda. Sosyal ağlarda bununla ilgili çok sayıda görüntü paylaşılıyor. İran'ın Sarı kentinde halk için bir divan tutan radikal ve paramiliter Beyzlik teröristlerine, kısacası İran ordusuna bağlı halk kademesindeki üsse an itibariyle saldırı düzenlenmiş durumda. İran, Fars, Molla rejimini protesto eden kişiler tarafından ateşe verildiği ifade ediliyor. İran ordusundan kayıplar olduğu yönünde de haberler paylaşılırken son günlerde İran üslerinin yakılma haberleri dikkat çekiyor. Bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Yine bunun dışında neler oluyor derseniz dostlar, önemli gelişmeler var. Özellikle Amerika Türkiye F-16 konusunda yıllar sonra oyalamayı bırakacak gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Türkiye F-16 savaş uçakları için Lincoln 6 taktik veri bağlantı modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini duyurdu. Bakanlığın onay kararı Kongre'ye iletilmiş durumda ki burada muhtemelen bizi yine yıllarca oyalayacaklar ki sadece link bağlantısından bahsediyoruz. F-16 satışından bahsetmiyoruz. Yine Suriye'de Suriye Milli Ordusu İdlib'in güneyinde Melece hattında Esad askerlerini ATGM ile avlıyor. Amerika Birleşik Devletleri büyük bir tatbikata başlayacak. Filipinler'deki Casiguran Körfezi'nde Balikatan 23 tatbikatına hazırlık yapılıyor. Ekipman boşaltılmadan önce ABD donanmasına ait bir feribotla beraber ekipmanın yüklendiği ifade edilmiş. Ukrayna ordusuna ait kamikaziyanın Rus ordusuna ait tankı vurduğu yönünde de bölgeden çok sayıda görüntü paylaşılıyor. Savaş tüm hızıyla devam ederken Ukrayna donanma botu Rusya'ya ait Lancet kamikaze İHA tarafından yok edilmiş durumda. Yine savaş sırasında Karadeniz üzerinde yeni bir İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri görevi devam ederken 1 adet RC-135, 2 adet Eurofighter Typhoon ve 1 adet KC uçaklarının uçuşu devam ediyor. En az diğer 3 NATO varlığı da Doğu Romanya üzerinde faaliyet gösterirken burada böyle bir kuvvet konuşlandırılmasının kaydedilmesinden bu yana uzun zaman geçmişti. Yıllar sonra İngilizler bir kez daha buraya gelirken geçen aylarda aslında bilindiği gibi az sayıda İngiliz buraya gelmiş ve Rus uçağı İngiliz uçağını düşürmek istemişti. Bu haber İngiliz medyasında gündem olmuştu. Rus uçağından ateşlenen füzenin burada aslında İngiliz uçağını vurmadığı, füzede hata olduğu tespit edilmişti ki daha sonrasında Rus pilotla kule arasında iletişim bozukluğundan bahsedilmiş. Yani aslında kule pilota uçağı vur dememişti fakat Rus pilot füze ateşlemişti. Bu haberler geçen günlerde gündem olmuştu. Yine Taliban'a tüm muhalifler neredeyse Türkiye'de yaşamaya devam ediyor. ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Thomas West İstanbul'da Afgan muhaliflerle görüşüyor. Muhaliflerden Kerim Halili, Selahattin Rabbani ve Raşit Dostum deyince akla gelen ilk kişilerden Batur Dostum ve diğer bazı isimlerle ayrı ayrı görüşüldü. Özellikle Afganistan'da Taliban'a karşı harekete geçilmesi bekleniyor. Bir diğer haber şu şekilde: Ukraynalı askerlerin eğitim aldığı Leopard tankının kulesi kopmuş durumda. Dünya Sağlık Örgütü Sudan'da ordu ve hızlı destek güçleri arasında 15 Nisan'da başlayan ve bugün 18 Nisan'da hala devam eden çatışmalarda 83 kişinin öldüğünü, 1126 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin Halk Cumhuriyeti'nin ileri karakolu gibi faaliyet gösteren bir ofiste çalışanlardan ikisinin tutuklandığı duyuruldu. Eski Almanya Başbakanı Merkel, Almanya'nın en yüksek üstün hizmet ödülü olan liyakat nişanının büyük haçı ile onurlandırıldı. Elevoye Sarayı'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Merkel'e özel tasarımla hazırlanan Federal Almanya Cumhuriyeti liyakat nişanının büyük haçını takdim etmiş durumda. Buradan da görüntüler paylaşılıyor. Evet değerli izleyiciler, son haberleri aktarmış olduk. Gün içerisinde yeni gelişmelerle görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.